kırmızı kazağımı giydim. Sabahleyin erkenden kalktık. Niçin? Çünkü acıktık. Çok uzun bir yolculuktan sonra ne yaptık? Kırmızı kazağımı giymişsem Edirne'ye geldik. Edirne'deyiz. Edirne'de Edirne tava ciğer yiyeceğiz. Bahar abiye gidiyoruz. Kırmızı kazağımı giydim. İnanmıyorsunuz mu? De bak, Edirne'deyiz. Ciğer yiyeceğiz. Hatta bak, kırmızı ayakkabımı da giydim. Hadi görüşelim. Eyvallah. Pıtı pıtı yaptık. Tabelanın oradan şehir merkezine geldik. Edirne'deyiz. Edirne deyince akla ne gelir? Edirne deyince akla Üstad Mimar Sinan gelir. Selimiye gelir ama lezzet deyince akla ne gelir? Sevgili Bahri Bey gelir, Bahri abi gelir. Bahri abiyle uzun yıllara dayanan bir dostumuz, arkadaşımız, abi kardeşimiz var. Ben ne zaman Edirne'ye gelsem, Bahri abiye uğramaz isem, Bahri abi beni arar, niye uğramadın der, bana kızar. Edirne'ye gelip de Bahri abiye uğramamak olmaz. Ne yaptık? Acıktık, yollara çıktık, düştük, hızlandık, yavaşladık, kakara, akara, makara, tukara, acıktık. Acıkınca ne yapıyoruz? Götürüyoruz. Şimdi Bahri Bey'den Edirne ciğerinin sırlarını öğreneceğiz. O zaman sözü fazla uzatmıyorum. Bir de bugün bayağı bir yorulduk. Neden? Çünkü bugün Edirne'nin kurtuluş günü. Biz de destek olduk. Bayağı bir mücadele verdik. Şu karnımızı bir doyuralım. Hadi bakalım. Bahri abiye gidiyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam güzel var insan. Var abicim, ne haber? Sağ ol. Nasılsın, iyisin abi. İnşallah. Sen nasılsın, ne var ne? Çok şükür, elhamdülillah. Acıkmış bir halin var senin. Çok acıktım abi. Hadi gel o zaman bakalım şimdi. Edirne'yi kurtardık. Şimdi? Çok acıktım, çok yoruldum. Şimdi güpür güpür ciğer yiyeceğim abi. Hadi buyur bakayım, hadi gel bakalım. Bakalım. Hadi bakalım. Tavası var, ciğeri var. Yanında da biberi var. Abi güzel Edirne'm. Sende daha neleri var? Aga hoş geldin. İşte Bahri Bey abi, Bahri Bey. Şimdi Edirne'ye gelip Bahri Bey'e uğramamak, Edirne'ye gelip şu ciğeri tatmamak, şu biberin hakkını vermemek olur mu? Olmaz. Ne dedik? Bugün Edirne'nin kurtuluş günü. Bugün Bahri abinin misafiriyiz Edirne'de. Burada olmaktan büyük keyif alıyoruz. Edirne'de acıktık. Ta İstanbul'dan yola çıktık. Bahri abinin ciğeri burada. Kediler ciğerimi yediler. Yok. Keyribar gibi sarı kelebek kadar hafif. Var abi be. Dünyanın en hafif muhabbet yiyeceklerinden. Muhabbet ederiz tersi. Abi kusura bakma da. Bu sıcak sıcak geldi. Ben bunu götüreyim daha. Girerken acıktım dedin ya. Acıktım çok fena. Ye sen. Vallahi. Hem ye hem konuşalım tabii. Vallahi. Ya. Biz evde yapıyoruz, böyle olmuyor be abi. Olmaz. Şimdi zaten bir defa şunu söyleyelim, hanımların işi değil bu. Heh. Yani Edirne'deki ciğerci ustalarında bir tane hanım usta yok. Keşke olsa, hanım eldeydiğinde daha da iyi olabilir belki ama bu ne hikmetse erkek arkadaşlarımızın yapmış olduğu, ustaların yapmış olduğu bir iş. Yani bunun doğranması, yıkanması, üzerinden zarar alınması ayrı bir incelik, tabii ayrı canım, bir iş. Şimdi evde hanımlar yapıyorlar bizim. Alıyor ciğer işte, diyor ki bey bana gelirken yarım kilo ciğer getir, akşama sana ciğer yapacağım. Alıyor ciğeri, doğruyor, karnıcanı kızdırıyor tavayı, atıyor içerisine, caz duz çıkartıyor. Tamam diyor, oldu bu iş. Bizimkisi o değil. Bizimkisi ayrı bir sanat. Bunun bir püf noktası tabii var. Tabii ki en püf noktası var. Bir sırrı var. Olmaz mı? Bahri abi kaç senedir buradayız? Bu mekan 13 yıllık mekan ama ben aşağı yukarı 43 yıldan beri hizmet sektörü içerisindeyim. Yani ben 13 yaşında bulaşıkla başladım, bulaşık yıkayarak başladım. Daha sonra komilik, garsonluk, işte aşağı yukarı 10-12 yıl oldu herhalde burası. Burası nasip oldu bize. Böyle mesai arkadaşlarımla topladım. Bunların hepsi benim, beraber çalıştım arkadaşlar. Gelin dedim hep beraber kendi yerimizde çalışalım, kendi işimiz gibi çalışalım. Şimdi öyle oluyor. Zaten ben de onlarla beraber, onlardan daha çok çalışıyorum. Hı-hı. Ben Edirne'de ciğer işine giren en son ve en yeni diyelim biz ona.
En yeni ciğerci. Tabii. En yeni ciğerci. Diğer arkadaşlarımızın hepsi 30 yıllık, 40 yıllık ciğerci arkadaş. Hatta 50 yılı geçmiş ciğerci abilerimiz var burada bizim. Yani bu işin duayenleri, ustaları. Eyvallah. Abi şimdi ciğer hassas bir, ne diyelim, gıda. Bu gıdayı iyi işlemek lazım. Kesinlikle. Şimdi zaten sevgili Hakan da biz bu muhabbeti yaparken siz ciğeri nasıl hazırlıyorsunuz? O detayları gördü orada tabii. Bunların hepsini zaten çekti. Bunların hepsini zaten göstereceğiz. Tabii. Şimdi öncelikle biz ne ciğeri kullanıyoruz abi? Dana ciğeri. Dana. Bakın yani kesinlikle ve kesinlikle dana ciğeri. Hep bu sorulur ya işte inek ciğerinden olmuyor mu? Hayır olmuyor. Dana ciğeri hatta biz... Bizim coğrafi işaretimizde bunun bir de bir tapusu var. Yani Edirne'de bir tapusu var, bir coğrafi işareti var. Doğru. Coğrafi işaretinde de şöyle der. 2 yaşını geçmemiş danaların karaciğeri. Bu tabii ki ille standardı 2 yaşını geçmemiş olmayacak. 3 yaşında da olabilir ama ne diyoruz? Dananın karaciğerinden diyoruz tabii. Çok. Ne yapıyoruz? O dananın karaciğerini arıyoruz. Bir masanın üstüne yatırıyoruz. İşte Hakan Temiz çekti, gördü onları. İnce, üzerinden zarını alıyoruz önce. Biz ona ambalajlı diyoruz. Zarını alıyoruz önce. Ondan sonra başlıyoruz ince ince doğrama ama ince ince doğramak için aşağı yukarı bir çırak kardeşimizin aşağı yukarı bir 6-7 yıl çıraklık yapması gerekiyor. Yani onun standardına ulaşmak için elinin ne yapması lazım? Hep işlemesi lazım. Tabii ama aynı standartta. Tabii. Ve ne kadar ince doğrarsa o kadar iyi bir usta. Bakın. Yani ustalığın ölçüsü de o. Ne kadar ince doğrarsa ve ince ince doğrarken de ne yapıyor? İçerisindeki sinirleri ayıklıyor bir taraftan. Yani hem doğuruyorsun hem sinirlerini ayıklıyorsun. Her şeyi bitirdikten sonra bir kevgin içerisine boşaltıyoruz biz onu. Tamam. Ondan sonra gidiyoruz bol suda yıkıyoruz. Bakın bol su dedik. Demin ne dedik? Hanımlar karnıcı anlatıyorlar veya işte çeşitli yerler. Var abi yanlış anlamadı. Ciğeri yıkamayın derler falan. Hayır, Edirne usulü ciğer. Ne dedik demin? Coğrafi işaretimiz bizim tapusunda yıkanacak. Hem de bol sudan geçirilecek. Belki dünyada yöresel yiyecekler içerisinde ciğeri yıkayarak yapan tek il biziz. Belki demiyorum, tek il bizizdir. Ciğeri güzel yıkadık abi. Bol sudan geçirdik. Böyle bir süzdürdük onu. Dinlendirdik kevgirde. Sonra bir daha bol sudan geçiriyoruz biz onu. Bak, hep su var işin içinde. Su var işin içinde, bol su var hem de. Bol sudan geçirdik. Bir daha geçirdik, yarım saat, bir saat dinlendiriyoruz. Şöyle bir üstüne azıcık bir tuz atıyoruz ama çok değil. Hı. Elimizde şöyle bir karıştırıyoruz onu. Ondan sonra pişirme tarafına getiriyoruz. İşte az önce yine Hakan çekti oralarını. Bizim tavamız özel. İçerisinde ayçiçek yağı. Hani böyle hanımlar hep sorarlar. Ya Bahri Bey bu ayçiçek yağı mı, işte zeytinyağı mı veya başka bir yağ mı? Hayır, ayçiçek. Neden ayçiçek ya? Biz zaten hani çocukluğumuzda ne derlerdi ayçiçek için? Gündendi. Gündendi. Biz bir gündendi memleketiyiz. Yani Trakya'da gündendinin en bol olduğu yerlerden bir tanesi. Yöresel olmasının sebeplerinden, başlıca sebeplerinden biri o zaten. Yani yöresel bir yiyeceğin içerisinde yöresel maddeler, katkı maddeler. Ne var? Ondan sonra ne yapıyoruz onu? Şimdi dur, yağı soracağım. Çok önemli. Tamam. Şimdi yağın ne kadar kızgın olması lazım? 120 derece. Bir ateş. Onun tavası böyle alüminyum bir tava, yayvan bir tava. İçerisinde bol yağ atıyoruz çünkü attıktan sonra yüzmesi gerekiyor içerisinde onun. Yağın içerisine gömülmesi gerekiyor ama 120 derecelikte bir ısı elde etmemiz erken gerekiyor. Erken atarsak problem. Erken atarsak problem tabii. Erken atarsak çıkacak senin karşına böyle şey gibi o yumuşacık böyle pıtı pıtı yağı da emmiş. Ama o kıvamda atarsak ne oluyor? Bak şimdi hem yağda pişiyor hem un alıyor ama burada yağ yok. Evet. Neden? Bu 120 derecelik ateşin içine atıyorsun, elinde kepçe bekliyorsun böyle cazcuz usulü diyorsun ki aman ha fazla bekletmeyelim. Orada da ustalık bir şey gibi. El kararı ve usta yani illa bunu ölçeceksin diye bir şey yok. O usta yani şunu diyemiyoruz değil mi? 3 dakika beklet, 2 dakika beklet. Hayır. O usta zaten karar veriyor. Ciğerin durumuna göre abi bakıyor. Ciğeri tamam, mi tavır? 50-60 saniye tamam. Ama sen dersin ki ya abi ben bunu pişkin seviyorum biraz arkadaşım. Ne yapar o da 1,5 dakika tutar onu. Pişkin yersin pişkin ama makbulü lokum gibi olacak böyle yumuşacık. Abi çok güzel ya. Aynen. Harika babuşko ya. Bari ben... Ben zor tutuyorum var ya. Acıktım dedin ya ye sen. Hem ye hem konuşalım. Eyvallah. Ama bari de unu atlamayalım. Hani şimdi hanımlar lap diye ciğeri atarlar, tavan içerisinde sohbetin arasında karışmasın. Tamam. Ciğeri önce una boca ediyoruz. Ama suyu iyice süzülmüş ciğer olacak. Tabii bekletilmiş, suyu süzülmüş, azıcık bir tuz seperedik. Şöyle bir yaptık onu karıştırdık ama tuz çok az. Ondan sonra burada unumuz var.
burada da yağımız var ocağımız. Önce unu bir boca ediyoruz ona ama çok da böyle yedirmiyoruz onu. Hani karıştırıyoruz. Şöyle bir sepeliyoruz onu da üstünden atıyoruz. Sonra yağın içerisine böyle serpiştiriyoruz. Yine sorarlar böyle derler ya işte bu galeta unu mu? Başka bir mısır unu mu? Hayır. Temin ne dedik? Bu bir yöresel yiyecek. Niye dedik gündelde memleketiyizce? Biz bir tarım kentiyiz. Biz işte buğday yani bizim ağzımızla ekin memleketiyiz. Abi ayçiçek burada. Evet. Buğday burada. Buğday, Edana da burada. Tamam işte o yüzden zaten yöresel bir yiyecek oluyor bu. Yani coğrafi kimliğini de oradan alıyor. Her şey o yörede yetişmiş. Dara burada yetişmiş. Ciğer burada yetişmiş. Yağ burada. Un burada. Biraz sonra geleceğiz. Biberine geleceğiz orada. Biber zaten başka bir... Ayrı bir efsane. Efsane üstü. Ben şimdi sen anlatırken biraz ısırdım. Yandım ama belli etmemeye çalıştım ama çok tatlı bir acı abi. Bak, acı değil. Ona geleceğiz. Acı değil, tatlı bir acı. Sen zaten ismini koydun bile onun. Biz onu anlatırken diyoruz ki dünyanın en tatlı acısı diyoruz bunun için. Bak yani şimdi biber için tatlı denir mi? Hem acı diyoruz ama dünyanın en tatlı acısı diyoruz buna. Dünyanın en tatlı acısı. Bu biber nerede? Burada, nereden geliyor? Biraz sonra belki de gitmişsinizdir siz bilmiyorum çay içmeye geçtiniz mi? Tunca, Meriç ve Arda. Hemen bitiminde de Karaağaç Mahallesi var orada. Gittik. Bu Karaağaç Mahallesi 3 tane su geçiyor. Zaten özellikle belki de dünya coğrafyasında 3 tane suyun geçtiği bir kent yok. Ama Edirne'de Tunca, Meriç ve Arda'nın geçtiği 3 tane o şehrin içerisinden geçiyor o sıra. Ve daha çok da o Karaağaç'ın toprakları suluyor geçerken oradan. Karaağaç'taki bahçıvan arkadaşlarımız ekiyorlar bu biberi. Özel bir tohum bu. Dünyada hiçbir yerde yok. Yani bırakın dünyada bir tane. Trakya'da bir yerde yok. Karaağaç'a özel bir, zaten adı da Karaağaç biberi bu. Evet. Karaağaç'a özel bir biber bu. İşte onlara bir sipariş ediyoruz. Bir yıl öncesinden diyoruz ki işte bize 2 ton ek kardeşim. Ben 2 ton alacağım, öteki 1 ton alacak. Ona göre ekiyorlar onları. Onlar mı hazırlıyorlar bari abi, siz mi hazırlıyorsunuz biberleri? Onlar biberlerini toplatıyorlar. Sonra bu işin bir sektör oluştu burada. Sonra bunu dizen kadınlarımız var bizim. İşte 50-60 tane kadın sadece biber diziyorlar böyle sapından geçiyor. Bizi dizilmiş halini biz gidiyoruz, teslim alıyoruz orada. Geliyoruz burada asıyoruz. Az önce gördünüz siz de zaten tavanlarda. Evet, zaten her taraf biber burada. O biberler lazım olduğu kadarında sabahleyin geliyoruz. Bize ne kadar biber lazım bugün, ne iş yaparız? Şöyle bir sapını kırıyoruz. Ha. Yine temin ki o yağ. Yağda. Dedi ki bir yağ tavuğumuz var bizim de. Onun içerisine atıyoruz. 10 saniye. Bak şimdi ciğer ne dedik? 60 saniye. Evet. Biber ne dedik? 10 saniye. Bekliyorsun, çıkartıyorsun onu. İkisinin toplamı 70 saniye. Belki de dünyada bu kadar çabuk çıkan bir yöresel yiyecek yok. 70 saniyede hazır kardeşim. Hiç bağırmıyorsun. Benim karnım acıktı. Nerede kaldım? Acıktım falan yok. Acıktım yok. Acıktın hemen tabii önünde ciğer. Zaten biz geldik. Bak Hakan acıktım. Bak ciğer burada. Biber burada. Biber zaten efsane dedik. Ciğer sembol. Yalnız aramızda kalsın. Biber eyvallah. Ciğer eyvallah. Ama Bahri Bey'in, Bahri abinin, canım abinin tatlı dili olmasa bu biber kadar tatlı olur. Aa sağ ol ama şimdi Erol abi yani, hepimiz İraf yok, yalan yok şimdi bak. Hepimiz esnafız tabii ki hepimizin dili tatlı olması lazım. Bütün dünyanın dili tatlı olması lazım. Sadece bizlerin değil. Şu tatlı dile çok ihtiyacımız var. Hele hele bu zamanlarda tatlı dile çok ihtiyacımız var. Tabii ki sıcak insanların kentindesin. Edirne'desin. Çok rahat insan. Bizler böyle hakikaten tatlı dilli insanlarız. Bütün Türkiye çok tatlı dillidir ama biz böyle daha sıcakız ne hikmetse. Ama seviyoruz abi. Edirne başka bir tabii, dünya. Ama biber ne yaptık? Yanında ayranı hazır bekliyorsun seni. Biber acı geldiyse sana hemen bir yudum ayran alıyorsun. İş halloluyor. Sıkıntı bitiyor. Şimdi Allah rahmet eylesin. Ne demiş hocam? Türküyü yapmış. Türküyü yaparken hepsini bağlamış birbirine. Ciğeri var, biberi var. Tamam diyor. Ciğeri yiyecek, biberi yiyecek ama bunun yanında bir şeyler içmesi lazım diyor. Ondan sonra dönüyor. Ayran cacık tamam eder masayı. Tava ciğer lezzetlerini sarayı. Temin dedik ya biz böyle sıcak bir kentiz diye. Bizde böyle hep üzümlü şeyler pek olmaz. 9-8'lik daha ağır bizimkinde. Yani abi bak Edirne'ye geliyorum ya kırmızı giydim abi. ama bak muhabbetin sonunda denk getirmek istiyorum. Asıl kırmızı bizde. Dünyada eşi bu kırmızı değil. Bak abi. Ya, o kırmızı. Tabii.
bu o, dünyada ilk kırmızıyı keşfeden illerden bir tanesiyiz. Bu daha sonra yurt dışına gitmiş gelmiş, kırmızıyı bizden almışlar. Şimdi biz kırmızıyı geri getirdik. Edirne'de üretimine başlandı. Maşallah. Bu renk dünyada tek renk. Zaten adı da Edirne Kırmızısı ve üzerine de kitaplar yazıldı şu an. Maşallah. Kitabı yazıldı. Var abi, sen Edirne'yi çok seviyorsun. Her halinden belli. Tabii. Zaten hani ben övmek için az önce iltifatta bulundum. Estağfurullah. Net. Ama Edirne deyince tamam, ciğer akla geliyor, işte biberimiz akla geliyor, Bahri Bey akla geliyor. Abi Edirne'de neler gitti, sen nelerin peşindesin, tekrar neleri geri getirmeye çalışıyorsun? Ya şimdi Edirne'de aslında pek giden bir şey yok. Şimdi ciğere odaklandık ama mesela biz belki de yiyecek tarafından sen acıktım deyince ciğere odaklandık. Yani acıktım demesen ciğere de odaklanmazdık. Sana ne anlatırdık? Selimiye'yi anlatırdık, Eski Camii'yi anlatırdık, Üç Şerefeli Camii'yi anlatırdık, işte köprüleri anlatırdık, Beyazıt Külliyesi'ni anlatırdık, tabyaları anlatırdık. Yani dünyada metrekareye düşen en çok tarihi eserin bulunduğu illerden bir tanesiyiz biz. Burası oku oku bitmez, anlat anlat bitmez. Tamam, ben de zaten bunu istiyordum. Teşekkür ediyorum. Neden? Şimdi biz acıktım çekiyoruz ama Allah'ın izniyle de cambazla 3-5'e başlıyor. Trakya'yı fethetmeye başlayacağız. Bak o tarafı tamam, burası da... O zaman senden bir söz alalım. Tabii. Edirne'ye geldiğimizde tekrar bize Edirne'yi sen gezdireceksin. Ama olur. Sen anlatacaksın. Şeref duyarım ondan. Heh. Ama bak Selimiye Camii'ni anlatacak daha böyle... Üstad ilgi... sensin. Biz sana biat ederiz. Ben size onları getireceğim burada. En doğru yerden anlatılacak. Tabii bu da çok zevkli bir şey. Gastronomi tarafı, yiyecek tarafı bunun ama... Şimdi bir de Edirne'yi gezmeye kalktık mı belki ciğeri unutacağız. Ciğer unutulmaz. Hadi bakalım. Efsane be. Abi. Neticede, efsane. Neticede gezerken gene acıkacaksın. O unutulmayacak. Şimdi Bahri abi, ciğeri seven var, sevmeyen var. Biz Bahri Bey'e geldik. Bir de biz tam neredeyiz Edirne'de abi şu anda? Şu anda tam bir merkezdeyiz. Yani Selimiye Camii'nin 200 metreyiz. Tam Selimiye Camii'nin gölgesinde diyebiliriz. Selimiye Camii'ne 200 yani, metre. Yani insanlar geldiğinde Selimiye Camii'nden çıkıyorlar. Evet. 200 İster metre. İster arka kapıdan çıksınlar. Ya şimdi bulunduğumuz yerden görünmüyor. Mesela bahçeye çıksak zaten gölgesinde olduğunu hissediyoruz. Yani minareleriyle her şeyin gölgesindeyiz. Bu bina çok eski bir binaymış. Burası bir han. Aşağı yukarı 250-300 yıllık bir han. Havlucular hanı. Yani burada Edirne'nin havluları satılıyormuş. Peşkir dediğimiz şey. İşte 1-2-3 böyle gidiyormuş. 13 tane dükkan. Şimdi 3 tane dükkan kaldı. Bunlar da onun her biri kemerleri. Bir dükkan. Tabii. Dükkan yani aslında. Her biri bir dükkan. Tabii. Bak şimdi biz iki kişi yan yana geliyoruz. Geçinemiyoruz burada. Aynı işi yapan iki kişi. Ama o zaman 13 tane dükkan. Hani o ben Sef'te yaptığım komşuma git denilen şeyler devirmiş. Zamanı. 13 tane dükkan, herkes peşkir satıyor, herkes havlu satıyor ama herkes gülüş cümbüş kardeş gibi sabahleyin geliyor işine, herkese hayırlı işlere, beraber çayını kahvesini, işte hani ben Sef'te yaptım, şimdi komşuya gitti denilen devirmiş o, çok da güzel bir devirmiş. İnşallahsa, gerçi bizim özümüzde yine o var, İnşallah bizde de bitmez o ben Sef'te yaptım komşuma git i̇nşallah, anlayışı ya. Hiçbirimizde bitmez bitmesin, inşallah. Bitmesin inşallah. Şimdi ciğeri seven var, sevmeyen var ama... Ciğeri sevmemek, Bahri Bey de tattıktan sonra ciğeri seviyor hale gelmemek, yani öyle bir kaçarınız yok. Sevmiyorum diyemiyorsunuz bu ciğeri yedikten sonra. Ciğer sevilmez mi? Ama sevmeyen var ya abi. Şimdi olmaz mı yani? Peki burada Bahri Bey de ciğer dışında, evet ciğer dışında arkadaşlarımız, misafirlerimiz, müşterilerimiz geldiğinde başka neler sunuyoruz? Zaten onu düşünmek mecburiyetindedik. Mesela eskiden... biz çocukluğumuzda yetiştiğimizde sadece ciğerciler vardı. İşte ciğeri sunarken böyle üzerine bir tane biber, önüne bırakır senin ayran veya cacık. Tamam, o kadar. Şimdi son dönemlerde artık turizm çok arttı Edirne'de. Yani Türkiye'nin biz şu anda İstanbul, Antalya, Edirne. Üçüncü. Bazen ikinciliğe yarışıyoruz yani Antalya'yı geçmeye çalışıyoruz turizmde. Bunlar yapılıyor abi. Evet. Şimdi o yüzden iç turizm çok canlandı. İstanbul 2 saatlik. Şimdi İstanbul'da bakın, Esenler'de oturduğunuzu kabul edin. Esenler'den Aksaray'a gidene kadar 3 kere buraya gelirsiniz. Yani otobandan yani, tabii çok kolay. İstanbul'un bir mahallesi gibi oldu burası. 2 saat yani, 1,5-2 saatte buradasınız. Hem çoluk çocuk böyle gelirken işte yol görüyor, kuş görüyor, onu görüyor, bunu görüyor. Yani eğlenerek geliyorsunuz buraya, sıkıcı bir yer değil. O yüzden hafta sonları aşırı derecede komşu illerden bir ziyaret akını var buraya. Ve bunun yanında da
Bulgar komşularımız ve Yunan komşularımız, onlar da geliyorlar. Bunların çoluk çocukları var, yaşlıları var. Herkes ciğer yemez tabii ki. Çocuğa şimdi nasıl anlatacaksın ciğeri? Yani, ne demezsin. Tabii. Ama ne yapıyoruz? O zaman diyoruz ki işte köftedir, tavuk etidir. Çok, çok fazla çeşit yapmamak kalkıyor. Çünkü bir kalıpta kalman gerekiyor. Yani ya ciğerci olacaksın ya lokanta olacaksın. Evet. Olmaz öyle. Biz hani hem ciğer hem lokantayı sulu yemek olmaz. Ya bir işi yapacaksın ya yapmayacaksın. Evet. O yüzden ciğerin yanında böyle alternatif köfte bulunduruyoruz ve tavuk eti bulunduruyoruz. O da var bizde. Diğer arkadaşlarımız da var tabii ki artık. Süper. Tabii. Bir de sosumuz var abi. O sos bu, kendimiz yapıyoruz bu onu. Bu Bahri Bey'in özel sosu. Evet, kendimiz harika. Yapıyoruz. Ya çok tatlı bir sos o. Zaten onu çok böyle yani şimdi sos için gelen müşterimiz var desek olur. Bazen ciğer geride kalıyor. İnanın bana biberden sos için gelen müşteri oluyor. Ya hani o sos var diye sizde var mı? Yok desek herhalde geri dönecek. Ya ciğer yemeye geldiğinden kendimiz hazırlıyoruz onu tabii. Eyvallah abi. Şimdi biz buraya hanım, ben, çocuklar geldik abi. Tamam. 4 kişilik bir aile. Tahmini buradan ne kadar ücret şimdi, ediyoruz? Bu şartlar altında yani bu fiyatla bu şimdiki fiyatlar altında 200 lira civarında. Bir şey değil abi. Yani İstanbul'da yani, hamburgere veriyorsun. Yani gidiyoruz ya arada. Ciğer ye. Ciğerin yanmasın ciğerin. Öyle der diyeyim artık. Tabii. Ciğerin yanmasın ciğer ye. Abi bu biraz soğudu. Yani, ben şimdi bunu biraz daha götürüyorum. Götür sen abi. Ya Hakan ayıp oluyor. Bizim de bu programın formatı çok kötü. Abi. Ben yerken o çekiyor. Yani. Üzülüyorum yani. Çok kötü bir adamsın. Eyvallah. Peki Bahri abicim, biz burada olmaktan büyük keyif aldık. Edirne'nin ciğeri kendine has, münhasır. Ama Bahri Bey de bir başka. Bahri abi hizmet sektöründe uzun senelerdir güler yüzüyle, tatlı diliyle, Edirne'ye olan sevgisiyle Edirne'de hizmet vermeye devam ediyor. Sizin de yolunuz mutlaka bir gün Edirne'ye düşer. Düşer yani. Hemen Selimiye Camii'nin gölgesinde Bahri abinin deyimiyle Bahri Bey'e geliyorsunuz. Afiyet şeker olsun şimdiden. Ciğerinizi yiyorsunuz. Öyle çok da pahalı değil. Söylendiği gibi işte Edirne'ye gittik böyle pahalı ciğer yedik falan filan. Onda bir problem var. Fiyatları var tabii ki yani. Onda bir problem vardır. Yani şimdi biz şöyle diyelim ona finali bağlarken. Ciğer bahane Edirne şahane. Gel kardeşim sen Edirne'ye. İşte Bahri Bey farkı. Acolar kendinize iyi bakın. Biz acıktık, hiç üşenmedik, Edirne'ye kadar geldik. Siz bize haber verin. Biz acıkınca yeter ki siz lezzetinize güvenin. Biz zaten hep ne diyoruz? Biz arkasında durduğumuz, lezzetine kefil olduğumuz lezzetleri sizlere tavsiye ediyoruz. Edirne'ye geldiğinizde muhakkak Bahri Bey de bu lezzeti tadın. Bize de ulaşmak, lezzetlerinizi tanıtmak isterseniz bakın şurada bir telefon numaramız var. Oradan bize ulaşın. Biz şimdi Edirne'de ne yapacağız? Edirne kış. Bizim bulunduğumuz mevsim kış ama kış gibi kış değil. Ne yağmur var ne kar var. Çok güzel bir hava var. Hava güzeldi evet. Biz şimdi balkona çıkacağız. Balkonda Bahri abimle oturacağız. Orada balkonda karnımızı doyuracağız inşallah. Hep ekip olarak tabii çekim bittikten sonra. Hakan'cığım öyle yapma. Seni unutmuş değilim yani. Hep beraber. Ya sen unutsan da ben unutmam. Eyvallah Bahri abi. Hep beraber yemeğimizi balkonda yiyeceğiz. Son karemizde ne olsun? Son karemizde Allah bin kere onlardan razı olsun. Ecdada buradan rahmet okuyalım. Mimar Sinan'a ve bu şehirde emeği olan bütün ecdada Allah rahmet eyleye. Allah rahmet eylesin. O muhteşem eserle Selimiye'nin bir film şeridi gibi akan zaman kovalamacısıyla hoşçakalın diyelim. Kendinize iyi bakın. Bahri abi son söz sende. Sen söyle abi. Abi. Ne olursa olsun, nereyi gezerseniz gezin, bütün dünyayı dolaşın ama Edirne'yi görmeden gitmeyin.